Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 11 Nisan 2023. İşte saat 11 gibi, dün güzel bir yağmur yağmıştı. 11 gibi biz de çıkalım. Şöyle bir kuzu göbeği var mı yok mu bir bakalım diye şöyle çıktık sokak şeylere. Burada buldum 2-3 tane. Bir oymak buldum öyle söyleyeyim. Bakın. Şöyle. Evet. Şu. Arkadaşlar bir de hemen videoya bakıp daha başında böyle toplanmaz diyen arkadaşlar için aşağıya link bırakıyorum. Oradan kuzu göbeğinin nasıl toplanacağını, mantarın nasıl toplanacağını öğrenebilirler. Sadece orada dikkat etmemiz gereken tek konu şu. Bu değerli bir mantar olduğu için bıçakla kesiyoruz. Çünkü elle kırmaya çalıştığımız zaman kırılıyor. Ve mantar biraz şey oluyor. Açıkçası zevil oluyor. Onu önlemek için anca burada yapılan şey bıçakla dibinden kaldırıp kökünü orada şey yapıyoruz. Ama kökünü de keserken bu şekilde kesip hatta bir izleyicim tavsiye etti. Aldığın yerin de üstünü örtersen misel ağının hastalık bulmasını önlersin. Daha güzel verimli bir av olur dedi. Haklı, doğru. Ona dikkat edelim. Toplarken de artık hani bulunduğu ortama çok fazla zarar vermeyelim. Elimizden geldiği kadar. Çünkü aynı yere ben mesela geçen hafta buralara geldim. 2-3 tane almıştım. Ne kadar zararsız olarak ağına zarar vermedim. Tekrardan çıkmış. Hava şartları şey uygun olduğu sürece tekrardan yeniden çıkıyor. Şey gibi düşünün bunu. Bir şey ağaç, armut ağacı gibi düşünün. Armutlarını alınca, koparınca ağaça bir şey olmaz. Ama armudunu yarım bırakır, yarısını keser, yarısını bırakırsanız oradan hastalık bulup çıkmayabilir. Ondan dolayı çok dert etmeyin açıkçası. Dediğim gibi toplama konusunda da link bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz mantarın nasıl toplanacağını. Ben oradan bilgi aldım ve güncel bir bilgi. 2022'nin Eylül ayında. Oradan şey yaparsanız sizin için gayet iyi olur diyorum ben. Evet, bir yerden konuşuyorum, bir yerden de topluyorum. Güzel yerde gelmişim arkadaşlar. Ben sadece iki tanesini görmüştüm videonun başında. Maşallah döndükçe çıkıyor. Bu da insanı sevindiriyor tabi. Güzel. Ve ezmeden şöyle şey yapmadan bakmaya çalışıyorum. Çünkü bu çok şey oluyor. Bir önündekine bakarken arkada kalanı görmüyorsun. Ve çiğniyorsun. Ve hiç güzel bir şey olmuyor ta. Rakım arkadaşlar 950 şu anda topladım rakım. Bir arkadaşım demişti, yani isim kusura bakmayın çocuk yazan olduğu için isim hatırlamıyorum ama bir arkadaşım demişti ki yani abi her ara ara rakımı söylersen çok iyi olur diye. Ben de söyleyeyim, ara ara rakımı şu anda 950'deyim arkadaşlar bugün en azından. Maşallah burası çok verimliymiş arkadaşlar. 15-16'yı geçti hala çıkıyor. Ben beklemiyordum açıkçası bu kadar. Uğranmamış bir nokta demek ki. İnanın maşallah var. Herkes de bu kuzu göbeği işini çok seviyor demek ki. Dağlar insan kaynıyor. Hani hiç açıkçası Çınardaki gibi araba koyacak yer yok yani öyle bir durumda. Dün güzel bir yağmur yağdı arkadaşlar. Tabii o sıra ben de çalışıyordum. Gelemedim. Ama bugün Allah'ın izniyle şeyini çıkartacağız. Saat bir, ya şu anda 12 civarı. 2 gibi yağmur görünüyor. Yağar yağmaz bilmiyorum ama biz hazırlıklı gelmeye çalıştık.
İnşallah ıslanmadan güzel bir av yaparız. Keyfini çıkartarak toplarız. Bak, arkadaşlar bak, başladım 5 dakikadır sürekli hem konuşuyorum hem mantar topluyorum. O yüzden de dikkatli bir şekilde inceleyerek gidiyorum. Bulduysak çevresine güzel bakacağız arkadaşlar. Burada da zaten açıkçası geçen hafta buraya geldiğimde şu yolun kenarında şu çalının içinden 4 tane almıştım. Oraya gelmekte amacım. Oraya gelinceye kadar maşallah bulduk. Şimdi bir daha burayı da inceleyeyim. Tekrardan çıkan varsa toplayalım. Lan da görünmüyor. En azından burada görünmüyor ama bu tarafta güzel mantar çıkmış arkadaşlar. Şuraları da inceleyerek yavaş yavaş ilerliyorum. Efendim? Teyze oğlum var. O çağırdı da. Neredesin diye. Ben de burada sürekli mantara bakınca geride kaldım tabii. Merak etmiş. Evet arkadaşlar. Şuraya tekrardan bir daha bakıyorum. Ondan sonra bu bölgeden ayrılıyorum. Evet. Tekrardan da olsa bakmanın faydası. Gerçekten de bunu hiç görmemiştim. Kalıp gidecekti. Ha şunu dert etmeyin arkadaşlar. Yok işte hepsini topladın, bırakmadın, kaldı, görmedin. İnanın burada daha görmediğim en aşağı 5-6 tane mantar vardır. Kuzu göbeği vardır yani. Ondan dolayı hepsini topladığında işte şöyle oldu da böyle gerek yok yani. Kalır. Zaten hepsini görme şansım yok. Öyle bir şey yok. Dünya yok yani. Bir tane mantar da milyonlarca spor yayıyor. Eğer olacak olduktan sonra bir tane mantar bile her yere bir güzel tohumlar arkadaşlar. Bundan dolayı şey yapmayın. Şu andan yaptığım gibi bir öbür tarafına geçip bakış açısını değiştirerek bir daha şöyle bir bakın. Eğer varsa zaten gözünüze çarpar. Ondan sonra yoksa da şöyle şuraya da bir göz atalım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Bir de arkadaşlar şöyle yerlere dikkat edin. Dikkatli olun hani. Neden dolayı? Herkes direkt ormana daldığı için genelde bu yol kenarlarında kuzu göbeği varsa kimse görmez ve büyür. Benim çok başıma gelmiştir. Ondan dolayı açıkçası bol bol geldiğim zaman yol kenarlarına da bakarım, içerilere de bakarım. Giderken, gezerken çok fazla acele de etmem açıkçası. Etrafıma baka baka, sakin sakin inceleyerek bakarım, giderim. Çünkü bunun mantığı şu. Eğer bir tane bulursan onun gerisi geliyor arkadaşlar. Çevresine bakarken şey yapıyor. Yoksa görmediğin anda da yanına basıp geçiyorsun. Gidiyorsun. Bir daha da zaten oraya dönmüyorsun geçtiğin için. Ondan sonra kalıp gidiyor. Mesela biraz önce şurada traktör vardı. Şurada arkadaşlar toplamışlar gidiyorlardı. Gittiler. Buralara eminim ki traktörü koydular ve bakmadılar. Ben de şimdi buralara bakıyorum. Bakalım bulabileceğim mi? Ben de merak ediyorum gerçekten. Çünkü aracı koyduğun yere zaten kesinlikle bakmazsın. Ben de öyleyimdir. Hemen koşarım karşılara. Bir de arkadaşlar bu videoyu atacağım. Attıktan sonra hani izleyen arkadaşlar veya bu işin artık hastası olmuş şey yapan arkadaşlar yorumlara şehir ve ilçelerini yazarsa çok sevinirim. Ben de merak ediyorum en çok hangi bölgeden seyrediliyorum. Ben de hani ona göre elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalışırım. Hani il ve ilçeyi eğer şey yapmazsanız yazın. Beğen tuşuna basın. Eğer hani böyle mantar konusunda
aramayı seven, toplamayı seven arkadaşlar varsa onlarla da paylaşırsanız videoları, bize de destek olmuş olursunuz. Sizin desteğiniz inanın ki bizim için çok önemli. Bakalım. Şu ana kadar bu bölgeye geçti geçeli daha denk gelmedi. Biraz önceki yer çok güzeldi. 15-20 tane bir anda aldım bir yerden. Şimdi de buralara bakıyorum. Her zamanki bir yol kenarına bakmam lazım, alışkanlık bende. Bir bakalım. Evet arkadaşlar, karşıdan baktım, inanır mısınız, görülmemiş ve kuzu, gerçekten kuzu olmuş. Bakın, şunu güzelce çıkartalım, maşallah keselim şöyle, şunu şöyle ayratalım, şurayı da örtelim, bunun içerisinde de sporlar varsa dökülsün. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Oldu mu oluyor bu? Çevresine de bakalım tabii ki. Mutlaka ki eğer başkası toplayıp da sadece bunu bırakmadıysa çevresinde de bir iki daha da çıkma ihtimali var. Bakalım arkadaşlar. Hava değişti. İnanın bir anda 5 dakika içerisinde güneş kayboldu. Bir sis, hava karardı. Yağmura dönecek gibi görünüyor. İnşallah çok şiddetli yağsa biraz ıslanabiliriz arkadaşlar. İnanın hava da acayip serinledi ve yağmur başladı, başlamak üzere gibi görünüyor. Biz ıslanmadan geri dönebileceğiz mi bilmiyorum. Bakalım. Evet, bakın geçerken tesadüf kafamı çevirdim, bir tane çıktı. Çevresine bakalım. Dediğim gibi bir taneyi görürsünüz, ondan sonra da çevresinde baktıkça kişiler çıkar. Ha tabi her zaman çıkacak diye bir şey yok ama çıkma ihtimali var yani. Öyle söyleyeyim. Şuralara bakalım. Bakarak yavaş yavaş ilerleyelim. Arkadaşlar yol kenarı alışkanlığımdan geçemediğim için şuralara bir bakmam lazım. Bakmadan geçemiyorum ben açıkçası. Yol kenarını mutlaka ki alışkanlık oldu. Öyle veya böyle bir kere yol kenarına bakmam gerekiyor. Arkadaşlar tahmin ediyorum 10 dakikaya bayağı bir güzel yağmur yağacak. Valla arabadan da 20-25 dakika uzaktayız. Bakalım ne olacak. Ben de merak etmeye başladım. Bizim teyze oğluyla gelmiştim. O da gitmiş daha ileriye. Onun zaten buraya gelmesi bir 10 dakika 15 dakika alacak.
Ben de o zamana kadar nasıl olsa ıslanacağız, ıslanalım diye buralarda dönüp mantar aramaya devam edeyim. Çok da yapacak bir şey yok çünkü onu bırakıp gidemeyeceğim için. Onun buraya gelmesini bekliyorum şimdi. Aynı yerlerde dönüp duruyorum. Ha, şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle 200, 150-200 gram kadar topladım. Hem bunun bir tane, bir sadece bir bölgeden çoğunluğunu topladım. Farklı yerlerden de 2-3 tane aldım sadece. Ama bir bölgeden maşallah var. Videoda da gördünüz zaten. Orası da yetti bize. Dakika çok demişim arkadaşlar. Yağmur başladı. Selamaya başladı biraz sonra. Yavaş hızlanacak. O yüzden ben videoyu şimdi burada bitireceğim. En azından telefonu korumam lazım yağmurdan. Sıkıştırmaya başladı arkadaşlar. O yüzden şimdilik bitiriyorum. Görüşmek üzere.